yönetmenim Savaş Yıldız kardeşimden rica etsem de sevindiğimiz, oh dediğimiz bir gelişme. Özgürlük pozu. Bakın dün gazeteci arkadaşlarımız bavullarını hazırladılar ve ikinci kere cezaevinin yoluna doğru gittiler. Dediler ki bizim hakkımızda yakalama kararı çıkarmanıza gerek yok. Biz gazeteciyiz. Halkı aydınlatmak için varız biz. Biz korkup da kaçacak değiliz. Korkup da kaçanlar gazeteci değillerdir dediler. Hem Murat Ağırel hem Barış Pehlivan hem de bütün gazeteciler için sevindiğimiz önemli bir gelişme. Geçmişler olsun. Bizler gazeteciyiz. Kalemimizi namus biliriz. Susmayız. Korkmayız ve asla da alışmayız. Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Aydın Keser ve Ferhat Çelik daha önce hukuksuz yere 6 ay cezaevinde yattıkları yetmezmiş gibi bugün yine cezaevine girdiler. Yaptıkları haber nedeniyle 6 ay cezaevinde kalıp tahliye edilmişlerdi. Yargılama sonucunda verilen hapis cezaları kesinleşti. Gazeteciler bir kez daha cezaevine gönderildi. Sabah gönderildikleri cezaevinden akşam saatlerinde koronavirüs salgını gerekçesiyle izinli sayılıp tahliye edildiler. Gerçek gazeteciler kaçmazlar. Hiç bizi yakalama kararını çıkarmanıza gerek yok. Biz gelip teslim oluyoruz dedik. Libya'daki MİT şehidini ifşa davasında 6 gazeteci yargılanıyordu. Murat Ağırel'e 4 yıl 8 ay, Barış Pehlivan ve Hülya Kılıç'a ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Yargılama sürecinde 6 ay cezaevinde kalan gazeteciler Eylül 2020'de tahliye edildi. Suç yoktu, suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı var. Gazetecilerin hapis cezaları kesinleşti. Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden Silivri cezaevine gönderildi. Hülya Kılıç ise Manisa'da gözaltına alındı. O da bir kez daha cezaevine gönderildi. Süreci göreceğiz hep birlikte. Biz de bilmiyoruz ne olacağını. Denetimli serbestlikten yararlanacağız ama hangi koşullarda göreceğiz hep birlikte. Tüm kamuoyuyla birlikte biz de öğreneceğiz. Gazeteciler aldıkları cezaların miktarı gereği açık cezaevine sevk edildiler önce. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinde yatanların izinli sayılması dolayısıyla izinli sayılarak dün akşam saatlerinde tahliye edildi Ağırel ve Pehlivan. Hülya Kılınç ise yine aynı gerekçeyle bu sabah tahliye edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi gazetecilerin aldığı ceza. CHP'li Utku Çakırözer söz alarak gazetecilerin yeniden cezaevine gönderilmesine değindi. Gerçek gazetecilerin bugün adliye önünde söyledikleri gibi ne yaparsanız yapın gazeteciler susmayacak, korkmayacak ve alışmayacak.